Şimdi dünkü mesele hakikaten Türkiye adına bence çok e, utandırıcı bir meseleydi. Nedenini anlatacağım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce sözünü hemen ortaya koyalım. Dün Beşli Çeteler e, sahneye çıkıp da e, konuştuktan sonra şöyle bir tweet attı. Bu da cesur bir tweet. Önemli bir tweet. Zamanlaması doğru bir tweet. Sevgili Beşli Çeteler artık birden fazla çete olduğu ortaya çıktı. Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı diyor Kılıçdaroğlu. Dekontları mutlaka saklayın. Onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim. Muazzam. Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarını, Kılıçdaroğlu'nun ekibini hep çok eleştirdim. E, hatta yarım akıllı bulduğum pek çok uygulamaları da oldu ama bunu her kim yaptıysa zamanlama, söylem, ironi, siyasal tavır ve tokat olarak muazzam. Diyor ki biz adiliz. Diyor ki kaç para verdiniz? 100 milyarını düşeriz abi diyor. Ama öteki parayı yüz milyar değil tabii 100 milyon öteki parayı diyor sizden alacağım. Bu siyasi irade de Kılıçdaroğlu'nun adaylığa giden sürecinde önemli bir ton olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bakın gelelim kampanyaya. 115.1 milyar lira para toplanmış. Şimdi gerçekten tuhaf ve insanı şaşırtacak tablo bu. Şimdi bakın Merkez Bankası 30 milyar vermiş. Ya Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bitmiş gitmiş. Bakın. İhtiyat akçesi bitmiş gitmiş. Rezervleri 50 milyar doların eksi altında. Ve şimdi Merkez Bankası Başkanı sanki babasının parasını verilmiş gibi böyle bir kepazelik görülmedi. Biraz büyütürmüş. Ali göreyim. E, 30 milyar lira dün çıkıyor para veriyor. Birader zaten bu para bu halkın Kaldı ki bu parayı bana göster sen bugün bu paran yok. Ne yapacaksın? Para basacaksın. Ya arkadaş dünyanın neresinde Merkez Bankası'nın bir kampanyaya evet, katkı yaptığı görülmüştür. Kaldı ki Merkez Bankası Başkanı hangi yetkiyle bunu yapmıştır? Saraydan almıştır yetki. Başka türlü olmaz. Peki bunu ne yapacaksın? Parayı basacaksın ya. Parayı basacaksın parayı. ...para bastıktan sonra halka maliyetine... ...devam ediyorum... ...Ziraat Bankası, Kamu Bankası 20 milyar... Vakıfbank Bank, Kamu Bankası 12 milyar... ...Halk Bank, Kamu Bankası 7 milyar... ...Türksel... ...bizim cebimiz... ...eli cebimizde olan... ...ve Türkiye'den çok büyük paraları... ...hortumlamış olan bir kurum... ...3,5 milyar... ...ve Cengiz Holding... ...ya Cengiz Holding'in sahibi denen adam özür dileyerek söylüyorum. Milletin A'yı atıyorum kene mına koyacağım dedi mi demedi mi? Bakın A'yı atıyorum özür diliyorum. Çok özür diliyorum. A'yı attım mına koyacağım dedi mi demedi mi? Bunu söyleyen bir adam. Bunu bir eşkıya gibi davranan halkın kanını emen bir adam. Allah aşkına çıkıp da burada ben iki 3 milyar lira verdim diyerek kendi vicdanını mı haklıyor? Halkla ilişkilerini mi yapıyor? Ya iki buçuk milyar burada halkla ilişkiler gibi. Türksel'e baktığınız zaman döndüğümüzde Türksel'e baktığımız zaman kardeşim sen orada gerçekleşen ölümlerin doğrudan değilse bile dolaylı olarak iletişim sağlayamadığı için belki de sebep verdiğin ölümler olabilecek kadar suçlusun. Suçlusun. Operatörlerin gerçekten bizi ne duruma düşürdüğünü önümüzdeki depremlerde de ne duruma düşüreceğini görmek için çok akıllı olmaya gerek yok. İşte tablo bu. Hakeza Cengiz Holding'in utanması yok ya. Gerçekten utanması yok. Bu adam tekrar ediyorum bilmem neresine koyacağım diyerek halka hakaret etmiş. Halka hakaret etmiş. Sen Beşli Çete üyelerinden birisin. Ana muhalefet lideri bunu söylüyor. Şu yaptığın, şu yaptığına Türkçe'de hadi başka bir şey söylemeyelim. Pişkinlik derler. Baykar İnşaat 2 milyar. Türk Telekom al bir utanmaz daha. 2 milyar. TMSF ya arkadaşlar hakikaten bazı şeyler inanılır gibi değil. TMSF nedir Allah aşkına? Tasarruf mevlatı sigorta fonu. Zaten TMSF şu ya da bu şekilde bir takım malların devredildiği ve kamu adına e, bunu korumakla yükümlü ve bunu paraya dönüştürüp alacaklarını sağlaması gereken bir yapı. Sen neyi neye bağışlıyorsun? Bunun adı gösteriş, bunun adı yalan dolan. Türk Hava Yolları 2 milyar e, bağışlamış. Aslında Türk Hava Yolları da kamu. Kamu ama yapısı o kadar değişti ki ne kadar kamu ne kadarı özerk belli değil. Başka bir tablo var. Borsa İstanbul meselesi, Borsa İstanbul'la ilgili vallahi kafam çok karışık. Borsa şahlandı da şahlandı. Sanki Türkiye'de binlerce insan öldüğü için, şehirler ayaklar altında kaldığı için, insanlar umutsuz olduğu için, yasta olduğu için sanki borsa şahlanmış gibi. Anlamadığım bir mesele bu. İşte Ziraat Katılım, Türkiye Sigorta falan filan. Bütün bunlar böyle bir tablo oldu. 9 milyon adette mesaj gitmiş. Yani halka bir kere daha IBAN verilmiş oldu. IBAN, IBAN. 115.1 milyar liranın eee çok büyük bir eee kısmı, çok büyük bir kısmı yüzde %90'ı neredeyse aslında bu gariban halkın, bu yoksul halkın kendi parasının eee televizyonda iktidarın reklamı yapılsın diye bir cepten diğer cephe gönderilmesi üstelik burada Merkez Bankası'nın 30 milyar lira olarak ortaya koyduğu paranın da yarın bir gün bir devalüasyona sebep olacağını da biliyoruz. Bu parayı basacak. Bu parayı basacak. Yani yani aslında öyle bir haldeyiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk sorununu çok tartıştık falan ama bu iş olacak iş değil. Bakın Size önemli bir e, örnek İsmail Arı'nın haberi bugün onu gördüm. E, Mecidiyeköy'deki Torunlar Center inşaatında 10 işçinin iş cinayeti sonucu hayatını kaybetmesi ülke gündemindeydi. Evet, Aziz Torun 20 milyon lira bağışlamış. Kan parasını veriyorsun. Kan parasını veriyorsun. Aslında işçi katillerinin yargılanması gerekir. Fakat Türkiye'de Türkiye'de iş cinayetlerinin adı iş kazası. Ortada bir iş kazası falan yok. Bir cinayet var. Ve bu cinayetin müsebbipleri de o orta yerdeler. Şimdi aslında piyasa ekonomisinin, aslında pazarın nasıl egemen olduğu ve nasıl kendini bu felakette bile aklamaya çalıştığını görüyoruz. Ha bir boyutu da başka bir şey. Talimat geldiği için bütün medya kuruluşları da Rütük'ten talimat geldiği için yayınlamak zorunda kaldılar. Çünkü aksi halde sizin canınıza e, okurlar. Şimdi bakın Beşli çetenin e, Cengiz Holding'i e, 3 milyar lira, 150 milyon euro e, bağışladı. Cengiz Holding'in asıl mesele bu borcu 300 milyon euro vergi borcu. Zaten bu bağışının iki katı silindi. Yani alçaklık, yalancılık, dezenformasyon ne derseniz deyin korkunç bir tablo. Milletini koyacağım diyen adam zaten... Sizin e, bin lira borcunuz olsa, beş yüz lira borcunuz olsa evinize haciz getirirler değil mi? Evinize haciz getirirler. Ama burada adam milletin e, o tarafına bu tarafına bilmem ne yapacağım diyen adam vergisi silinmiş. Bir de bunun yarısını e, böbürlene böbürlene halka veriyorum diyor. Ya daha büyük utanmazlık görülmedi arkadaşlar. Daha büyük utanmazlık görülmedi. Bu inanılır gibi değil. Ve bu... E, <laughs> Töpten Juliana Gözen dünyanın en fazla kamu ihalesi alan 10 şirket arasındaki Cengiz Holding 11 yılda eteğine yapışarak 19.7 milyar liralık kamu ihalelerini kapan iş, işçiler için kod 29'da işten çıkartarak 14 saat çalıştıran Cengiz Holding şimdi bize halktan çaldıklarıyla Hayırseverlik yapıyor diyor Juliana. Juliana Töb'ün dönem sözcüsü bildiğim kadarıyla. işte burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini rastladık. Sayın Kılıçdaroğlu dekontları saklasınlar ama siz yine de düşmeyin. Çünkü çaldıklarını bile doğru dürüst iade etmiyorlar. Bunu gördük. Zaten eğer bu hesaplaşma gerçekleşmezse Türkiye'nin bu kanayan yarası daha da büyüyecek, 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 büyüyecek. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet Ali bu bir şey vardı Türkiye'de nasıl bir tablo olduğunu anlamak için. istersen onu da verelim. Tansu Çiller meselesi. Ya bu Tansu Çiller ne olduğu belli, belirsiz. Kendi yönetimi döneminde Türkiye'nin canına okumuş, Türkiye'nin anasını ağlatmış bir isim. Dün yine sahneye çıktı. Sahneye çıktıktan sonra bağış yapmayı unuttu dediler vesaire şudur budur dediler. Arkasından da Başka bir tablo da çıktı. Ahmet Hoca ile konuşuyorum demiş diyor Ali. Herhalde bağlanması konu yoktur diye de düşünüyorum Ali'nin bu konuda. Evet geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada dün akşam dün akşam bütün televizyonlarla birlikte sunulan gösterinin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının kendi parasıyla bir başkalarının reklamının yapılmasına neden olduğunu görmüş olduk. Özellikle Merkez Bankası meselesi ibretlik arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum.